Kaya'yı biliyor mu? E bilsin. Eskiden sevgiliymişsiniz yani. Ne var bunda? Öyle değil. Bizim o Beyoğlu'ndaki evimizi falan bulmuş bir şekilde. Aman abla ya. Sanki sen de doğma büyüme Etilerliyim dedin. Boşuna kuruntu yapıyorsun Allah aşkına. Yıldız'ın geçmişi daha fazla deşmesini bir şekilde engellememiz lazım. Niye? Niye yani? Halit'e söyler diye mi korkuyorsun? Ne var bunda? Yalan söylüyor dersin. Geçer gider, bir şey yok. Caner. Ha. Bak, senin bilmediğin, hatta hiç kimsenin bilmediği bazı şeyler var. Tamam, ne işte onlar abla, anlatsana. Bu anlatacaklarımı hiç kimse bilmiyor. Tamam ablacığım, tamam. Bana anlatabilirsin, kardeşinim ben senin, güven bana. Benim bir oğlum var. Evet biliyorum, dayısıyım ben de, erim. Ne? Erim değil mi? Değil. Nasıl değil? Ne demek değil abla ya? Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Sen kendinde misin ya? Senin başka bir çocuğun vardı ve benden gizledin mi? Sadece senden değil, herkesten gizledim ben. Kendimden bile. Nerede bu çocuk peki? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum abla? Nasıl bilmezsin? Ne demek bilmiyorum ne demek ya? Ya Caner, çok gençtim. Parasızdım. Yapayalnızdım ben. Sen de o zamanlar öyle 12 yaşlarında bir çocuktun. Bir de kocaman çocuk olmuş. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ya biz neden bu çocuğu hiç aramadık? Bu kadar Yıldız'ı araştıracağımızda bu çocuğu araştırsaydık ya. Ya aramadım mı zannediyorsun? Ha? Gittim o hemşireyi buldum. Bana ailenin nerede olduğunu söylemedi. Başı belaya girecek diye korktu herhalde, ne bileyim ben. Hatta onlardan aldığı paranın bir kısmını bana geri vermeye kalktı. Sonra da onlar İstanbul'a gitti falan dedi. Ne bileyim ben. Ya abla, tamam belki kadın yalan söylüyordur. Yani gidelim bulalım şu kadını. Kadın çoktan ölmüş. Yok işte, ben o kadar aradım ama aile yok. Hiçbir şey yok canım. Hiç kimse yok, hiçbir şey yoklar işte. Tamam ablam be. Gel, gel azıcık oturalım şuraya, gel, gel. Kaya beni bırakıp yurt dışına okumaya gitti. Cebimde 5 kuruş param yoktu. Kürtaj parası için gece gündüz değişik işlerde çalıştım. Parayı biriktirdiğimde artık doktor çok geç, bu saatten sonra alamam dedi. Sen de doğurmaya karar verdin. Abla peki insanlardan nasıl sakladın hamileliğini ya? Ya doğurmaya karar vermedim Caner. Doğurmak zorunda kaldım. Ayrıca ne bileyim böyle bol elbiselerle falan bir şekilde gizlemeyi başardım. Peki sonra? Bir çocuğa bakamayacağımı biliyordum. Hemşire hemen anladı. Zaten o da çocuğu olmayan ailelere bebek bulan bir kadınmış. Konuştu, beni ikna etti. Doğurduğum gün onu gördüm. Sonra da verdim. Peki ablacığım, Kaya'ya neden bahsetmedin bundan? Yani bir arayıp söylemek çok mu zordu? Güvenemedim. Beni bırakıp gittiği için ona güvenemedim. Sonra uzun süre ben kendime gelemedim Caner. Sonra yavaş yavaş toparladım tabii. Sonra çok aradım ama bir daha görmek şansım olmadı yani bebeğim. Of. Bulamadım. Tamam peki. Siz Kaya ile ben 15-16 yaşındayken birlikteydiniz. Demek ki bu çocuk daha önce. Kaya okulunu bitirdikten sonra döndü. Biz birbirimizi hiç unutmamıştık. Aslında ona çok sinirliydim. Fakat o gitmeden bana bir mektup yazmış. Annesi de onu bana vermemiş. Sonra dönünce de barıştınız. Çok aşıktım be Caner. Abla bari o zaman söyleseydin bebek meselesini ya. Kendime bile söyleyemedim ben. Kaya'ya nasıl söyleyeyim bunu? Kaç yaşında peki bu çocuk? 23.
Tamam peki ablacığım, sakin ol. Şöyle düşün. Senin bulamadığın çocuğu Yıldız nasıl bulsun ya? Panik yapma ne olur. Aslında bulamaz tabii. Ama ne bileyim, belli mi olur ya? Şansı yaver gider. Biri bir şey söyler. Baksana üşenmemiş gitmiş bizim eski mahallemizi bulmuş. Demek ki bir şeylerden işkillendi pis yılan. Abla peki sen bu çocuğu bulmak istemez misin? İstemez miyim Caner? O saatten sonra benim için de zor. Yani onun için de zor. Nasıl olacak? Keşke biz Yıldız'dan önce biz bulsak. Eğer o bir şekilde bizden önce bulursa bu çok kötü olur bizim için. O zaman ne yapacağımız belli oldu. Ne yapacağız? En iyi yaptığımız şeyi yapacağız. Kötülük. O Yıldız'ın başına öyle işler açacağım ki bir daha bizimle uğraşmaya hali bile kalmayacak. Gel, gel. Gel, ağlama artık. Gel, gel. Gel. Biz neleri atlattık? Neleri atlattık seninle? Bunu da atlatacağız, merak etme. Tamam mı? Geçecek. Tamam. Maalesef geçmişi değiştiremeyiz ama... umarım yeğenim bir yerlerde sağlıklı, mutlu, huzurludur diyelim. İnşallah. Hep sağlam dur. O Kaya'nın da sinirlerini bozmasına izin verme. Gerekirse ayrılırsın şirketten, çıkarsın. Ölürüm de ayrılmam o şirketten. Ben oradaki konumum için nasıl mücadele verdim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.